Sohbete daldık. Ben hasta anne, seni daha fazla yormak istemiyorum. Hem karına da söz verdim zaten. De sen bu teklifi bir alıcı gözle incelesen mi acaba? Pek ilgilenmedin sanki. Evet, ilgilenmedim. Çünkü bizim zaten anlaştığımız birileri var diye biliyorum. Şimdi niye bunu konuşuyoruz onu da anlamadım. Evet. De işte orada bir pürüz çıktı. Biz maalesef Sezginlerle anlaşamadık abi. Sonra şey yaparız, detayları konuşuruz. Hani ben gözlerimi o yüzden getirdim. Bir de arkadaşın olduğunu öğrendim. Hani teklifi bir kendin incele bizzat, bir bak. İçinde benim de notlarım var. Hani ben... Affedersiniz, bu gerçekten önemli. Siz devam edin, ben geliyorum. Tabii. Alo. Ha, merhabalar, merhabalar. Aynen öyle, ben de sizden haber bekliyorum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? İşimi? Gerçekten işimi. Ben bu şirkete yeni geçtim. Kendimi göstermem lazım. Boron Holding'i bağlamak benim için büyük prestij. Ben eski günlerin hatırına beni kırmazsın diye umuyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bizim eski günlerimiz, geçmişimiz falan yok. Bak. Bak, kabalaşmak istemiyorum. Ama biz seninle bunları konuşmuştuk. Bunların sorun olmayacağını konuştuk. Tamam mı? Bu konuyu da kapattık. Öyle hatırlıyorum. Ben bu huzursuzlukla çalışamam. Faruk. Sen karını arıyordun. Kaybolmuştun. Çok mutsuzdun. Biliyorum. Hepsini biliyorum. Ben de zor bir zaman geçiriyordum. Biz sadece birbirimize iyi geldik. O kadar. Yaşandı, bitti. Ben sana herhangi bir rahatsızlık verdim mi? Senden herhangi bir talepte bulundum mu? Hayır. Senden şu anda istediğim şey de zaten çok büyük bir fedakarlık değil. İyi bir teklifle geldim. İş istiyorum. Olmayan bir suç yüzünden harcama beni. Hem ayrıca ben üstlerime ne derim? Yani nasıl bir açıklama getiririm? Var mı bir önerim? Yani onlar sektördeki en uygun teklifi verdiklerinin farkındalar. Onlar için de prestij konusu bu. Anlaşma yapmışlar diyebilirsin, geç kaldık diyebilirsin. Yalnız şimdi senin bu söylediğin tek taraflı bir anlayış oluyor. Yani benim de sana, aman canım karına basit tek gecelik bir şeydi dersin demem gibi bir şey. Bence ikimiz de fedakarlık yapmalıyız. Adil olan bu. Tamamdır, teşekkürler. Evet, kusura bakmayın. Ne yaptınız? Vallahi ben elimden geleni yaptım. Artık top sizde. Ha. Ben bir dosyayı inceleyeyim. Ondan sonra seninle konuşuruz. Tamam. Müsaadenizi isteyeyim Gözde Hanım. Sizi Fikret uğurlar. Tekrar geçmiş olsun. İyi olmana sevindim. Alo. Akif. Bu Gözde çıktı piyasaya. Evet abi, gördüm ya. Vallahi görmez olaydım. Şirkete catering için teklif verecekmiş. Ben de canını sıkmamak için sana nasıl söyleyeceğim diye düşünüyordum. İyi de sen nereden öğrendin abi? Eve geldi. İşi kabul etmemi istiyor. Aba altından sopa gösteriyor. Ne? Nasıl ya? Abi ne alakası var? Manyak mı bu kadın? Süreyya ile konuşmakla tehdit etti beni. Bir şeyler yap oğlum, bir şeyler yap. Bu kadını bir şekilde gönder. Tamam tamam patron, bak sen hiç düşünme. Doktor sana ne söyledi? Stres kesinlikle yasak, tamam mı abi? Ben de o. Stres beni takip ediyor, anasını satayım. Tamam abi, sen hiç bunları düşünme lütfen, tamam mı? Ben halledeceğim bir şekilde. Ay, çok zor işte. Mustafa abi, arabaya oturur musun?
acilse açın lütfen. Yok yok değil, ben sonra ararım. Fikret Bey, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizinle tanıştığıma da ayrıca memnun oldum. Asıl ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Güzel haberlerinizi bekliyorum o zaman sabırsızlıkla. İnşallah en kısa zamanda döneceğiz. Ne oldu, yüzün düşmüş? Yok hayatım ya, yorgunum biraz. Abi bak, hemen cerrellenme çünkü Sezginlerin verdiği fiyat o kadar yüksekti ki. Bir de yani vade tanımıyor adamlar. O yüzden hani ben bir konuşalım istedim. Tamam, zaten bütün teklifleri değerlendiriyoruz. Bunu da değerlendiririz. Sen bana dosyaları yolla, ben bir inceleyeyim. Tamam, ondan sonra konuşuruz. Ben bir yukarıya çıkayım hayatım, biraz dinleneyim. Tamam mı? Hadi. Ağlamak istiyorum. İstediği şirketi kabul etmedim ve hiçbir şey söylemedim. Kim bu Gözde Hanım? Nereden arkadaşı? Ha şey, İstanbul'da bir ara beraber çalışmışlar. E şirkette çalıştığınız ama sen tanımıyor musun? Yani İstanbul'daki şirket, hani farklı muhataplarımız var falan. Neyse, özür dilerim, ben şu an gerçekten biraz ağlının tadını çıkartmak istiyorum. Size kolay gelsin. Ben biraz gezeceğim, yürüyeceğim. Kendi işlerime bakayım falan.